Merhum müvekkilimiz Bekir İşçil, sanık Mehdi Karaca'nın bıçaklanması sonucu maalesef hayatını kaybetmiştir hastanede. Sanığın adam öldürmeye teşebbüs suçunu kasten adam öldürmeye teşebbüs suçuna çevrilmesini talep ediyoruz Sayın Hakim. Ayrıca sanık avukatının delil toplamak için mahkemenin istediği ek süreye rağmen dosyaya yeni bir belge sunamadığı görülmektedir. Bu da sanığın suçunun sabit olduğu anlamına gelmektedir. Hakim Bey, Bekir İşçil hastane kaldığı süre boyunca bir kez suikaste uğramıştır. İfade vereceği gecede vefat ettiği için bunun doğal bir ölüm olmadığı konusunda şüphelerimiz var. Ayrıca... Devam et. Ayrıca olay günü koridordaki tüm kameralar bozukmuş. Yani ne hikmetse tüm kameralar bozuk. Yani görüntülere ulaşamıyoruz. Şimdi elimizdeki Mehdi Karaca'nın suçu sayılabileceği tek şey de tanık mahkum Ercan Yenice'nin beyanıdır. Otur kızım sen. Tekrar ifade verecekmişsin. Gel bakalım. Evet. Anlat. Hakim Bey. Benim vicdanım rahat etmedi. Olay Mehdi Karaca'nın geçen mahkemede anlattığı gibidir. Veysi Yeter'in azmettirmesiyle rahmetli Bekir İşçil çıkacağı gün Mehdi Karaca'yı bıçaklamaya çalışmıştır. Ben de her ihtimale karşı tuvaletin kabininde gizlenmiştim. Mehdi Bekir'i etkisiz hale getirip çıkınca ben de gizlendiğim yerden çıktım. Veysi Yeter'in B planını uyguladım. Yani? Bekir İşçil'i ben bıçakladım. Suçu da Mehdi Karaca'nın üzerine attım.
tanığın ifadesi üzerine bıçağın üzerindeki parmak izlerinin tekrar incelenmesi ve bu süre boyunca da müvekkilim Mehdi Karaca'nın tutuksuz bir şekilde yargılanmasını talep ediyorum hakim bey. Karar. Tanığın verdiği ifade ve sanık müdafiinin savunmaları üzerine Mehdi Karaca'nın tutuksuz yargılanmasına Zeynep, nasıl oldu bu iş? Bilmiyorum ki. Yani vicdan belki de, inan bilmiyorum. Emmi oğlu, bana bak. Cezaevi kapısına geleceğiz, alacağız seni, tamam mı? Gerekirse tuvalete bile girme. 2 saat sık dişinde sağ salim çıkaralım be seni.